Yani dernekte ismi görülsün değil. Mesela toplantıya gidiyoruz. Adam benim işim var, ben gelemem diyor. Dernekçilik böyle kolay bir şey değil. Adam o gün işini aksatacak, bizimle beraber gelecek, katkı sağlayacak. Yani her yere, her zaman bulunmaya çalışacak. Benim boş vaktim var, ben gelebilirim diyen varsa çalışabilirim. Bu kardeşlerimize alacağız yanımıza. Bunu da açık söyleyin, açık böyle. Gizli kabaklı değil. Açıkça söyleyin. Çünkü adamın içinde olur biz bilemeyiz herkesin içini. Biz tabii ki kafamıza göre bazı tespit ettiğimiz isimler var. Onları alacağız ama bizim bilmediklerimiz de var ise onlar da söylesinler. Soru soracak olan var mı? Var mı soru soran? Dernek hakkında daha çok ileri düşünen falan. Ben sadece yardımcının kırabalığı yok, o çıkardım için. Hocam bir iki kelime de arif yapsın karşı için. Arif bunları bilelim, ben memlekette geldim. Arif'i dinlemeyelim sadece. Yok hocam, arif'i dinlemeye gelmedim de en azından bir yorumlama var. Oradan ne bekle de hocam. Sarayızın'a kadar bir yorumlama yapsana sen arif'i. Arif son olduğu için en sonuna bırakıyordur. Tabii ben Sarayızın'ı artık ben yöneteceğim. Oraya gerek yok. Tamam. Yani burada bir olay var değil. Yani son anda bir yürümeceksin. Ya değil yani, bu dernekten geleni ben karşılarım orada en azından. Tamam. Dernektekiler orada mı karşılıyor? Bir de geleceğe bak. Hoca o iki üç adam size karşılıyor mu? Yani. Ayrı konu. Bir iki insan karşılıyor. Öyle de bir defter maliyecide gibi. Her görüm var abi. Cavit abi öyle. Değerli sağlıcı, hepiniz başarınız. Şimdi Sayın Başkan, derneğin karşıda kuracağınız Boyabatlar Derneği ne hissinden böyle bir şey gerek gördünüz? Bir de bu derneğin bugüne kadar yapmış olduğunuz faaliyetlerin bir listesini eğer çıkartabilirseniz, bir de yönetim kurulu ve denetleme kurulunun bir listesi. Bu derneğin yönetim kurulu kim? Denetleme kurulu kim? Bir de eğer bu derneğin bir seçime gidecekse gülmenize gerek yok. Sormak istediğim sorunun aslında cevabını daha önce size sordum ama burada şimdi soruyorlar. Dernekte liste yapmışsınız, göndermişsiniz internetten. Şimdi insanlar soruyor, bir toplantı yapıyor. Yarısının haberi var, yarısının haberi yok. Bu işler Anadolu yakası, Avrupa yakası diğer toplantılar ayrı ayrı yapılırsa bölünme olur. Ve bu bölünmeyi de zaten 100 kişiyi bir araya getiremiyoruz. Bunu kaldıramayız. Bir de bu Boyabatlar Derneği'ni tabelanızı astığınızda Boyabatlar Derneği'nin tabelası yok mu ki siz tabela asıyorsunuz? Boyabatlar Derneği'ni yarın içeride kumar oynanır ya manevi olarak bize zarar verecek bir sahibi yapıyor musunuz? Yani bu adamlar ne iş yapıyor orada? Bunlar niye yürütemiyorlar gece yürütüyoruz? Siz 40 tane köyden bahsediyorsunuz. Ama kalkmışsınız, Boyabatlar Derneği'ne bir tane tabelası çıkartıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Yani 40 tane köy olan bir ilçe, bir başka ilçenin derneğine tabela asar mı? Yani bunları daha fazla söylemek istemiyorum ama yani bunları yeni yönetim kurulu herhalde kendi işini hesaplar. Yani böyle bir takvim bahsediyorsunuz. Bu takvim komple yanlış. Yani nereye bir arkadaşımıza bunu yapıyorsun? Ya da sponsor yapılacaksa bunu toplantı yaparız, sponsor olarak benim varım diye sorarız. Eğer takvimde reklam alınıyorsa bir fiyat alırız bir yerden. Kaç para bu takvim? 1 milyon var öyle, 2000 tanesi. Kaç tane sponsor var? 20 tane, 100'er milyon para verip değerleşelim yok, bu kapanır. Ama şu an yapılan takvimin ne dağıtımı var, ne hiçbir dernekte takvim var. Ama siz bastığınızı diyorsunuz, 400 takvim bastırdım, içi 470 milyon. Yani böyle bir şey olur mu? Öyle bir şekilde yapacaksak ben de o zaman burada bastırayım 500 tane takvim derneğin adına, kafama göre dağıtayım ya da tek resmini koyayım oraya, derneğin resmini koyayım üstüne, böyle olmaz. Bu şekilde yapacaksak kendi aramızda sıkıntı olur. Yani birbirimize benim adıma, benim kendi şahsım olarak kimsenin sıkıntım olmaz. Ama bu sorun olur. Biz toplum olarak hareket ediyoruz, burası dernek. Şahsi bir yerimiz değil. Sahip basıyorsunuz, sahip üstünde saray derneği var, altında başkasının karşısı var. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olursa ben de şimdi başka bir takım sahip bastırırım, bu da ne kendi reklamı koyup olmaz. Eğer saray derneği adına yapıyorsak
bu fiyat bağlı sağlayalım. 100 tane yapalım. Dağıtalım. Derneklere, genel merkezlere yapılacak, verilecek bir yer varsa verilir. Teşekkür ederim. Sağ olun dediğiniz için. Ben cevap veririm. Şimdi tabii ki böyle açık konuşmak güzel işte bak. Öncelikle teşekkür ediyorum. Cavit Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Fikrini açıkça ifade ettiği için. Açık yaradan kimse korkmaz. Böyle bir şey var. Gizli şey, saklamak, gizlemek, işten pazarlıklı olmak kötü bir şey. Şimdi değerli kardeşlerim, biz bunu bir kere değil, 10 yerde söyledik. Cavit bunu kendisi de biliyor aslında bunlar. Dedi ki, derneğin kuruluş aşamasında yakın ulaşabileceğimiz, yani hemen ulaşabilip de imzalarını alabileceğimiz veyahut da hemen çağırabileceğimiz insanlardan oluşması için biz paşa bahçe insanlardan, yani benim etrafımdaki insanlardan kurduk derneği. 10 kişilik bir kurucu üye aldık. O kurucu üyenin arasında kendisi de var. Şevki Şimşek de var. Ama kurucu üyelerin haricinde bir de yönetim oluşuyor. O yönetimin de yine ulaşabileceğimiz insanlardan olması için paşa bahçeden etrafımızdan yaptı. Çünkü bu dernek geçici olduğu için, yani ileride asıl seçime gidileceği için 6 ay içerisinde biz onu geçici insanlardan oluşturduk. Geçici insanlardan birisi benim, birisi yanımda Nureşen, birisi orada Kadir Kayagil. Evet, bir tane derilerimiz var, Hasan Aslan. Gelemiyor, çalışıyor adam. Benim kendi çocuğumu aldım, imzasına kolay ulaşmamız için. Kadir Kayagil'in çocuğunu aldım, imzasına kolay ulaşmamız için. Bu çünkü geçici yönetim. Ha şimdi, esas bundan sonra işte 21 Şubat, tarihi unutmayalım bakın. 21 Şubat'ta pazar günü bir seçimimiz olacak. Esas liste o zaman ortaya çıkacak. Oradan buradan alacağız, dengeyi kuracağız. Bir, bu tamam. Herhalde bu sorunun cevabı tamam. İkincisi, toplantının Avrupa yakasında, Anadolu yakasında olması insanların ulaşım zorluğundan kaynaklanmakta. Biz bütün insanları bir arada büyük bir mesele olmadığı için, seçim gibi olağanüstü bir şey olmadığı için biz sadece yakın olan insanların yakın olan yerde toplanıp görüşle fikirlerini almaya çağırdık. Karşıdaki insanların bir yerde topladık, burayı da buraya topladık. Bu da iki. Üçüncüsü, takvim bastırma işini bayramda genel toplantımızda Ali Ergün kardeşimiz dedi ki siz hiç kimseyi aramayın, hatta evine gittik biz. Muammer amca da burada kendisi de. Ali dedi ki ben o işleri yaparım, onlar küçük işler, Metin Dari de. Bunları bize bırakın siz, onun için kasa yapmayın dedi. Ha, biz formatını hazırladık, logolarını hazırladık, onlara teslim ettik. Ama o kardeşlerimizin herhalde işler yer vermedi, durumları iyi olmadı. Neyse, bu işin üstesinden gelemediler. Hatta ben bıraktım, vazgeçtim takvim işinden. Fakat Arif de dedi ki, ya biz bu sözü verdik. Koskoca saray üzerinden bir takvimi bastıramadı derler bize, küfrederler. Biz bu işi dernek olarak yapalım dedi. Allah razı olsun, kendisi de aradı, sordu, çaba sarf etti, matbaayı buldu ve bastırdı. Bu işin öncülüğünü de o yaptı bakın. Kendisine bunu teşekkür ediyorum, o yaptı bu öncülüğü. Ve bu takvimi bu şekilde zorluk içerisinde oluşturdu. Yani bir takvim bastıramadılar demesinler diye. Belki hatası var, kusuru var, yanlışı var. Ama bu ilktir arkadaşlar. Bu ilk yapılan bir hizmettir. Seneye bunlar daha düzenli hale gelecektir. Bu ilkte bir noksanlıklar vardır. Evet, başka? Ayfer bir tohumda ısrar ediyorum.